Herkese merhaba. Bugün Bursaspor'umuzun Bitchi.com'la birlikte yapmış olduğu ortaklıktan bahsedeceğim. Ve sizlerle birlikte nasıl kayıt yapılır, nasıl bu Bursaspor Token, yani stadyumumuz gibi timsah adıyla piyasaya çıkan Bitchi.com'da borsaya sürülecek olan token'ımızı nasıl alacağız, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle şundan bahsetmek lazım. Bir önceki yönetimimiz Erkan Kamat, bildiğiniz üzere 500 bin euroya Socios.com'la birlikte anlaşarak Bursa Token piyasaya sürülmesi konusunda hemfikir kalınmıştı. Fakat daha sonrasında seçilen yönetimimiz olan Emine Danur liderliğindeki yönetim buradaki anlaşmaların Bursaspor'un çok menfaatleri olmadığını, dolayısıyla mümkünse eğer biz bunun üzerinde aldığımız parayı geri verip başka kendi token'ımızı üretebilir miyiz gibi başka seçenekleri değerlendireceğiz demişti ki, dediğine benzer şekilde Bitchi.com'la anlaşarak yarın piyasaya sürülecek olan Bitchi.com'daki timsah token'larını hep birlikte almaya çalışacağız. Bir taraftan Socios.com'da gene Bursa token'unun satışının reklamlarını görmektesiniz. Bir Telegram yazışmasında da ben gene Socios.com'un CEO'sunun "See you in court" diye bir yazışması vardı. Onu gördüm. Yani burada demek istiyor ki mahkemede görüşürüz. Zannediyorum ki Bursa token'unu tek taraflı feshettiğimizi söylemek istiyor kendisi. Karşı tarafın hala da haklarını savunacağını anladık. İnşallah Emine Danur ve yönetimi de gene Bursaspor'un haklarını sonuna kadar savunacağına eminiz. Peki geçiyorum hızlıca. Bu Bitchi.com'a nasıl kaydımızı yapacağız? Benimle birlikte hem videoyu izleyip hem de kayıt yaparsanız çok daha hızlı yapacaksınız arkadaşlar. Bitchi.com'a kaydınız için size açıklamalar kısmından bir link paylaşacağım. O linke tıkladığınızda karşınıza çıkan ekranda göreceksiniz ki ekran görüntüsünü de gene buradan paylaşmış olurum. Sizden istenen ilk bilgiler ad, soyad, telefon ve şifreniz olacak. Şifreyi de tekrar girip doğrulamanızı isteyecek. Ve en altta da gene göreceğiniz 3 tane böyle tiklenecek. İşte KVKK, işte e-mail ile bildirim istiyor muyuz gibi şeyler var. Bunların tiklemelerini tercih ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu sayfayı doldurduktan sonra size bir doğrulama kodu gelecek SMS ile. 6 haneli. Bu 6 haneli kodu ilgili yere yazacaksınız. Doğrulaya bas dedikten sonra e-posta adresinizin de gene doğrulanması için sizden e-posta adresinizin girilmesini isteyen bir kutucuk göreceksiniz. Buraya da e-posta adresinizi yazıyorsunuz. Girmiş olduğunuz bu e-posta adresine de bir doğrulama linki gelecek arkadaşlar. Bu doğrulama linkine de tıkladıktan sonra e-postanızı da doğrulamış oluyorsunuz. E-postanızı da doğruladıktan sonra sizi bir başka ekrana yönlendiriyor ve burada da gene kimlik bilgilerinizin girilmesi gerekiyor. Çıkan ekranda hesap doğrulama diye gri yazı yazan bir yer var. Buraya tıkladığınızda hesap doğrulaması için gerekli sayfayı açmış oluyorsunuz. Buradan gene ekran alıntısını paylaşacağım. Kimliğinizin ön yüzünü, arka yüzünü paylaştıktan sonra üçüncü olarak da bir selfie istiyor sizden. Artık bunu çoğu kripto para borsalarında görüyoruz. Selfie çekerken bir kağıda Bitchi.com yazıp altına tarih, altına da adınızı, soyadınızı yazıp şu şekilde bir selfie çekmeniz gerekiyor. Bu dosyaları da yükledikten sonra bilgilerimi onaya gönder tuşuna basıyoruz ve beklemeye geçiyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra hesabınızın doğrulanması yaklaşık olarak 1-2 saat sürebilir. Bunun için sağ üst köşede isminizin yazdığı yere tıkladığınızda burada profilinizin onay aşamasında olduğu yazısını göreceksiniz. Zaten 1-2 saat sonra onay geldiğinde de onaylı profil yazısı gözünüze çarpacaktır. Bu onayın gelmesini beklerken bir taraftan da telefonunuza Bitchi.com'un kendi uygulaması var, app'i var. Onu indirebilirsiniz. İsterseniz Google Play'den, isterseniz App Store'dan bu uygulamayı isterseniz indirin. Böylece işlemlerinizi daha hızlı yapabiliyor olursunuz. Bu doğrulamaları bitirdikten sonra artık istediğiniz şekilde sitede alım satım işlemine başlayabilirsiniz. Peki timsah token'ını nasıl alacağız? Arkadaşlar bu timsah token'ını alabilmeniz için ilk önce hesabınızdan Bitchi.com'un sitesine para yatırmanız gerekiyor. Türk lirası. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için menü kısmından cüzdan sekmesine tıklıyoruz ve Türk lirası yazan yer var. Orada yatırma kısmına tıkladığınızda burada Bitchi.com'un banka hesaplarının IBAN numaralarına ulaşabiliyorsunuz. Bu IBAN numaralarına dilediğiniz kadar para yatırdığınızda yaklaşık 3 ila 5 dakika arasında Bitchi.com'daki paranızı görebiliyorsunuz. Bitchi.com'un şu anda banka hesapları Ziraat Bankası,
Vakıfbank ve Akbank olarak gözüküyor. Siz dilediğinizi seçebilirsiniz. Peki hesabınızda para yok. Ben buradan nasıl kredi kartıyla alırım diye sorarsanız, kredi kartıyla almak da gene mümkün fakat biraz daha uzun ve çetrefilli bir yol. Direkt arzın olduğu gün üst tarafta timsah token'ı satın al diye bir kısım çıkacak. Bunu göreceksiniz. Oraya tıkladığınızda sizi Indacoin diye bir siteye yönlendirecek ve burada kredi kartınızla alma imkanını size sunuyor. Ben buradan da gene kredi kartıyla bir küçük bir miktar denemek amaçlı alım yaptım. Biraz daha benzer doğrulamaları sizlere yaptırıyor. İşte gene hesap doğrulaması, adres doğrulaması, kimlik doğrulaması gibi süreçleri tekrar burada yapmanız gerekiyor. Herhangi bir risk yok arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. İlk defa girenler işte kimlik bilgilerinin paylaşılmasında bir risk görebilir. Ama bir risk yok. Bu belki de bir mevzuat gereği yapılması gereken bir işlem diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar timsah token'ı almadan önce Bitcoin'in altcoin'lerinden olan Bitcoin'i almamız lazım. Evet, burası çok önemli. Yani bir token'ı alabilmeniz için ilk önce bir altcoin almanız gerekiyor. Burada da timsah token'ın bağlanmış olduğu Bitcoin'i var. Bu Bitcoin'i almanız lazım. Socios'ta olsaydık hangi coin'i alacaktık? O zaman da Chiliz'i alacaktık arkadaşlar. Gene Socios'taki diğer taraftar token'larını almak istiyorsanız eğer cüzdanınızda Chiliz bulundurmanız gerekiyor. Fakat Bitcoin'in sitesinden de Chiliz satılmıyor. Şu Socios'un sitesinden de Bitcoin satılmıyor. Yani bunlar birbirine rakip çok ciddi firmalar. Bitcoin'in de gene Muğla Bodrum merkezli bir Türk yerli firma olduğunu da gene belirtmek isterim ki oldukça global bu taraftar tokenlarında Socios'tan sonra ikinci gelen büyük site diyebilirim. Peki neden timsah tokenından almalıyız? Ben kısaca ondan bahsedeyim. Tabii 1,5 yıldır biz transfer tahtasının açılmasını bekliyorduk ki öyle güzel bir dönemde bu token haberi açıklandı ki bir önceki gün transfer tahtamızın açıldığı haberini almıştık ki bunu biz 1,5 yıldır bekliyorduk. Ve ertesi gün bu açıklanınca gerçekten çok daha böyle satışların olabileceğini düşünüyorum ben. Ayrıca sadece bizim gibi taraftarlar değil, diğer token sevdalıları da gene bizim bu sinerjimizden faydalanmak için bu token'dan almak isteyeceklerdir. Daha önce Bitcoin.com'da olan bazı taraftar token'ları vardı. Onlar ilk işlem gününde kaç X yaptıklarından bahsedeceğim şimdi sizlere. Biraz daha gözünüzde canlanacak. Arkadaşlar ilk önce Karşıyaka burada Bitcoin.com'un sitesinde taraftar token'ını arz etti ve çok fazla bilinmiyordu açıkçası. Dolayısıyla çok da fazla talep olmadı ilk başta. 2x yaptılar. Yani ilk gün 2x yaptılar. Daha sonrasında da bunları yükseltme imkanına sahip olduk Karşıyakalı taraftarlar. Daha sonra Eskişehir'in taraftar token'ı SS token'ı gördük ki 12x yaptılar arkadaşlar. Ve bundan sonra da Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bir token'ı çıktı. Sadece futbol takımları ya da taraftarlara ait şeyler değil. Bu şekilde basketbol, motor sporları, diğer şekilde olan NFT tabanlı token'ları da gene bu şekilde pazarlayacağını ileride görebiliriz. Dolayısıyla sadece timsah token'a değil bundan sonraki süreçte buraya kayıt yaptırdıktan sonra diğer token'lardan da alarak ciddi kar etmemiz mümkün. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda gene 11x yaptığını gördük. Daha sonra Ankara Gücü'nün token'ı Anka Token piyasaya sürüldü. Fakat piyasaya sürülürken Ankara Gücü'nde bir aksaklık oluştu ve dağıtılamadı. Bu Bitcoin.com'un tamamen yazılımsal bir hatasından meydana geldi ve kimseye bu Ankara Gücü token'ı dağıtılamadı. Peki ne oldu? Airdrop dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Elinde belli bir miktar Bitcoin'inden saklayan herkese eşit miktarda token'lar bedava dağıtıldı. Yani gerçekten airdrop herkesin kovalaması gereken bir şey haline geldi. Ama her zaman mümkün değil. Bitcoin.com'un da bu şekilde yeni bir sitenin airdrop olarak bedava token dağıtması da çok görülebilecek bir şey değildi. Ama kendi hatalarını telafi etmek için Anka token'ını bedava dağıttılar. Ellerinde yaklaşık 2000 Bitcoin bulunanlara bu token'lar dağıtıldı. Peki Anka token kaç X yaptı dersiniz? 18X yaptı arkadaşlar. Daha sonra yurt dışına açılan Bitcoin.com burada Glasgow Rangers'ın token'ını arz etti ve bu Rangers token'ı çok kısa bir sürede tükendi. Bazı almak isteyen kişiler arzdan faydalanamamış oldu. Bununla ilgili de çok fazla şikayet yazısı görebilirsiniz araştırdığınızda. Fakat Rangers token'ına baktığımızda da ilk gün 3.6x yaptı.
Peki bu Bitcoin'in gene avantajlarından bahsettik size. Dezavantajları yok mu? Elbette var arkadaşlar. Biraz da ondan bilgi sahibi yapmak istiyorum sizleri. Coin arzına girdikten sonra paranız kilitleniyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani siz yarın çıkacak olan timsah coin'ini, token'ını aldığınızda yaklaşık bir ay kadar o parayı çekemeyeceksiniz. O para orada gömülü kalacak. Bir diğer dezavantaj da Rangers token'ında bahsettiğim gibi web siteden token'ı satın al butonu aktif olmamış ve butonun aktif olmasını bekleyen kişiler alamadı. Daha sonra da bununla ilgili çok fazla yazı yazıldı sosyal medyada. Bitcoin'in CEO'su Onur Altantan'ın açıklamasına göre Rangers token'larının 1-2 dakikada tükendiğine şahit olduk dedi. O yüzden dolayı da belki de internet web sitelerinde satın al butonunu aktif yapamadılar. Aktif yapana kadar da zaten token'ların arzı bitmişti. Dolayısıyla timsah token'ında da böyle bir durum olabilir mi dersiniz? Olabilir, fakat bizim biraz daha token arz sayımız yüksek. 50 milyon adet olarak ilk defa bu kadar yüksek adette token arz edilecek. Bir başka dezavantaj da geçen haftalarda gördük ki Denizli ve Number One tokenlarının listelenme tarihleri ötelendi. Bunu farklı yorumlayabiliriz. İşte bir güven problemi mi oluştu acaba diye de yorumlayanlar var ama bence Bitcoin'in kendi stratejisi gereği yapılmış bir hamleydi diye ben düşünüyorum. Bitcoin'i Socios'la da kıyaslarsak biraz daha yeni bir sistem ve Socios'a rakibiz diyebilirim. Dolayısıyla bünyesinde yazılım anlamında bazı küçük aksaklıklar olabiliyor. Bunları da çok hor görmüyorum açıkçası. Peki timsah token'ını diğer taraftar token'larıyla kıyaslarsak nasıl kıyaslarız? Ben en çok Denizli Spor'un token'ına benzetiyorum timsah token'ını. Çünkü ikisi de 100 milyon adet basıldı. Sadece tek farkı bizim 50 milyonluk arzımız varken Denizli Spor'un 40 milyonluk arzı olacak. Birim satış fiyatları da yine 40 kuruş olarak aynı. Fakat Denizli Spor'un henüz token'ı listelenmediği için, arzı olmadığı için şu anda şu kadar X yaptı, şu kadar bir temposu var diye bir şeyle kıyaslayamıyorum. Bizim timsah token'ından önce iki tane de milli takım token'ı arz edildi arkadaşlar. Bir tanesi Brezilya'ydı, diğeri de İspanya'ydı. Brezilya token'ı 30 milyon token'ın arzında yaklaşık 1 saatte bütün token'lar satıldı. Daha sonra gördük ki bütün yatırımcıların neredeyse Brezilya token'ına bütün paralarını kilitlediğine şahit olduk ki İspanya token'ı da tam aksine bitmesi 4-5 saat sürdü. Üstelik de 25 milyon adetti. Peki timsah token'ı ne kadar sürede arzı biter diye düşünecek olursak ya bunu kestirmek çok kolay değil arkadaşlar. Çünkü ne kadar kişinin gireceğini bilemeyebiliriz. Şöyle sadece yorum yapalım. Bir kişi 6000 token alabiliyor ilk girdiğinde ve 2400 liraya tekabül ediyor bu tutar. 2400 liralık token herkes maksimum tutarda alabiliyor. Peki 50 milyon bölü 6000 yaptığımızda yaklaşık 8333 kişinin bu arza tam kapasiteyle katıldığında arza katılabileceğini görüyoruz. Benim tahminim 50 milyon token 2-3 saatte bitecektir. Siz de bu arz fırsatından faydalanmak ve takımımıza sahip çıkmak için önce açıklamalar kısmından bahsettiğim o linke tıklayıp Bitcoin.com sitesine kaydınızı yapmanız gerekiyor. Daha sonra 2 Ağustos pazartesi günü 40 kuruştan satılışa sunulacak timsah tokenlarını önce Bitçi coinlerinden alıp bekleyip daha sonra da timsah tokenlarını maksimum 6000 adet olacak şekilde dilediğiniz kadar alabilirsiniz. En son olarak da 2 Ağustos'ta bu arzdan faydalanamadınız mı? Merak etmeyin, 30 Ağustos'ta diğer kalan 50 milyon token da gene borsada listelenecek şekilde satışa sunulacak. Oradan da gene bu satışlara katılıp yüksek miktarda kar etmeniz mümkün olabilir. Tabi 30 Ağustos'ta alım yapabildiğiniz gibi gene satım da yapabileceğiniz, ilk başta 2 Ağustos'ta aldığınız arzdan aldığınız tokenları 30 Ağustos'ta istediğiniz zaman satılığa sunabilirsiniz. Bitcoin.com'un gene arayüzü de gene çok kullanışlı. Diğer siteler kadar karmaşık değil. O yüzden de herkesin anlayabileceği şekilde yapılmış. Kolayca bunları çözeceğinizi düşünüyorum. Yine takıldığınız bir konu olursa bu videonun altına yorum atarsanız ben de sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bugün sizlere timsah token'ını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bilgilerle nasıl yapıldığı konusunda bana çok fazla soru geliyordu. Bu videoyu izleyen arkadaşlarıma artık bu videoyu paylaşacağım ve sizler de sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Bu anlattıklarım tamamen benim fikrimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
Ben de daha önce Bursaspor'la ilgili içerikler üretiyordum. Bu vesileyle belki de bundan sonraki fan token arzlarında da gene sizleri bilgilendirmeye devam ederim. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka fan token videosu ile birlikte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.